26. bölümle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Manisa FK'yı kendi sahamızda 2-1 yenmiştik ve Bandırma Spor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştık. Şimdi Ankara Gücü'yle oynayacağız bu bölümde ve sonrasında da Türkiye Kupası maçında Zonguldak Kömür Spor deplasmanına gideceğiz. Ankara Gücü'yle ilgili rapor gelmiş, hemen bir bakalım hızlıca. Nadir Çiftçi 2 gol, 0 asist, 7-0-8'de oynuyor, fena değil. Arıyibi'nin 2 gollük bir katkısı var, Geraldo'nun 2 asistlik bir katkısı var. Hasan Hüseyin Acar'ın gol katkısı yok. Ali Güneren'in bir asisti var. Sol bek Talha bir gol katkısı vermiş. Asist yok. Sağ bek Murat Sipahioğlu da henüz ilk maçını oynayacakmış. Ankara Gücü Manisa FK karşısında güzel bir momentum yakalamış. Özellikle maçın ikinci yarısının mutlak üstünü olmuş. Pas trafiği fena değil. Özellikle şurada bir kare, bir bölge oluşumu görüyoruz. Sanıyorum şu bek biraz sahte bek gibi oynamış. Özellikle o maçta. Çünkü orta sahayla biraz çakışma var gibi gözüküyor. Hücum istatistiklerinde maç başına çalım hariç geri kalan bütün metriklerde ortalamanın üzerinde bir Ankara Gücü var. Rakibimiz etkili bir rakip. Ankara Gücü bu arada Manisa FK karşısında 4-2 kazanmasına rağmen XG'de rakibinin gerisinde kalmış. Bu da ilginç bir durum. Atılan gollerde de şut kalitesi yüksek, savunmada kötü karesinde yer alıyor Ankara Gücü. Evet, antrenmanımıza bir bakalım hızlıca. Buraya biz köşe atışı çalışabilir miyiz? Şu bölgeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Bir korner çalışmamızı da yine buraya ekleyelim ve devam edelim Ankara Gücü maçına doğru. Haaland astronomik bir bedelle Bayern yolcusu mu diye de bir haber var. Bandırma maçı raporumuz gayet güzel yayıldık sahaya. Özellikle stoperler üzerinden de çıkışımızı yaptık ve Yekta'yı burada McLaughlin üzerinden zaten buluyoruz. Çok yüksek bir pas oyunu oynamasak da direkt ve sonuca giden bir pas oyunu oynuyoruz. Gitgelli bir maç olmuş Bandırma maçı. Maçın genel gidişatı zaman zaman Bandırma'ya, zaman zaman bize doğru dönmüş. 0.93'lük bir XG ile rakibimizin üzerinde bitirdik. Bandırma'ya pek fazla pas şansı vermedik ve maçı kazanmayı başardık. Şimdi rakibimizin detaylı analizi gelmiş. Attıkları gollere bakalım. 3-2, 7 gol merkezden, bariz bir şekilde merkezden gol atıyorlar. Ara pası çok net bir şekilde merkezi kullanıyorlar. 2 gol sağ kanattan, 1 gol sol kanattan gelmiş. Gol atan bölgeler 6 gol santrafordan gelmiş. Nadir'i birebir de tutmamız gerekecek. Yedikleri goller de merkezden, hatta kanatlardan hiç gol yememişler neredeyse. Bu orta sanıyorum şu bölgelerden kullanılan bir serbest vuruş. Yedikleri pozisyonda yine santrafor net bir şekilde, çok net bir şekilde hatta merkezden atıp merkezden yiyen bir Ankara Gücü'yle oynayacağız. Güzel. Zaten biz merkezi kullanıyoruz. Ziyadesiyle bir tek Omar tarafından oyunu genişletiyoruz ama onun haricinde merkezi kullanıyoruz. Aynı şekilde savunmamız da merkez tarafında zaten fena değil. Bunları incelemiştik rakibimizin raporlarını. Berkan Fırat bu arkadaşımız kiralık. Pirmasens'teki kiralık oyuncumuz maalesef 7-8 haftalık bir sakatlığa kurban gitmiş. Sergen'in de antrenman performansı iyi gidiyor. Güzel bir şey, kendisini de övelim ve devam edelim. Kritik bir maç Ankara Gücü maçı. Bu arada Kayseri İstanbul bayağı 1. 5. 3. 7. hep zorlu maçlar var. Bu hafta bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ligde. Genel görünüm nasıl olacak? Böyle bir rotasyon var ama bunu yapacağımızı düşünmüyorum. Ankara Gücü bu arada favori olarak geliyor. Güzel. Umarım bu maçta bir sıkıntı yaşamayız. Ankara Gücü şu an 9. sırada. Evet, Ankara Gücü 9. sırada. Bakalım, bu da önemli bir gösterge. Bu maçta önemli bir gösterge. Kazanmamız gereken bir maç. İyi başladık lige. Umuyorum onu da, bu maçı da kayıpsız geçeriz. McLaughlin kesinlikle iyi oynuyor. Ethem Şafakoğlu'nun sakatlığı konusunda şu an konuşmak istemiyorum. Omar'ın durumuna bakacağız. Erkan Zengin pozitif bir hava yarattı kulüpte. Form grafiği çok iyi diyor. Oyuncuların ruh haliyle form arasında bir ilişki var. Zonguldak maç öncesi rotasyona gitmeyi düşünüp düşünmediğimi şu anda bu maçta, bu maç öncesindeki basın toplantısında konuşmanın çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Evet, Kayseri İstanbul ve Gençler Belediye Erzurum maçları önemli maçlar onlarda. Ligin zirvesini ve playoff hattını yakından etkileyen maçlar. Kayseri 10 kişi kalmasına rağmen İstanbulspor'u 2-1 yendi. Gençler Birliği 1 puan kaybı daha yaptı. O da 90. dakikada penaltı
Hatta çok ilginç. 3-0 geriye düşmüşler. 7-23-15. İkinci yarıda buldukları 3 golle, 86 ve 90'da buldukları 3 golle de maçı 3-3'e getirmişler. Gençlerbirliği de gerçekten puan kaybetsin dedikten sonra bayağı bir puan kaybı yaptı. Nasıl bir puan kaybı yaptı bu arkadaşlar? Evet, son 4 maçın 3'ünde puan kaybı yaptılar. Belediye Erzurum'da böylelikle puan kaybı yapmış oldu. Şuraya bir bakalım. Evet, biz 2 maç eksiğimiz var. Ankaragücü maçını kazanırsak gerçekten playoff hattı için bayağı avantajlı bir duruma geçeceğiz ki İstanbulspor da orada yenildi. Ankaragücü maçı gerçekten çok önemli. O maçı çok iyi oynamamız gerekiyor. Sonrasında çok büyük olasılıkla Zonguldak Kömürspor maçında önemli bir rotasyon yaparız. Çünkü kadromuzun genişliği var. Buraya gelmiş Murat Sipahioğlu. Bu arkadaş burada değil miydi? Bu arkadaş stoper. Stoperin sol açıkta ne işi var? Hadi sağ beki bir yere kadar anlarım da. İlginç. Ankaragücü'nde bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Kafalar karışık. Neyse, biz takım seçimimize doğru gidelim. Şimdi Omar Emery, onu zaten yine alamayacağız. Sarun Kavaklıdere, Sergen, Ndiaye, Etem. Şimdi şuraya Erkan'la başlamak istemiyorum. Harun'la başlamak istiyorum. Çünkü Erkan çok fizik olarak orada bizi biraz sıkıntıya sokar. Yani güç yok, çalışkanlık zayıf. Orada her ne kadar Harun'dan verim alamasak da Harun'la başlamak bizim için daha iyi olur. Belki hatta Güray'la bile başlayabiliriz. Ama Güray'ın da çalışkanlık fena değil de fizik olarak zayıf. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Erkan'ı çıkartacağız zaten. Şimdi Mutlu'nun yerine Harun'u alalım. Mutlu'nun yerine Harun'u alalım. Harun'u buraya alalım. Böylelikle Erkan'ı da Yekta'nın yerine alırız eğer gerek olursa. Şimdi şuradaki durumlarımıza bakalım. Murat Sipahioğlu değil bu arada. Ofansif orta saha merkezi sen marke edeceksin. Sen de kimi marke edeceksin? Sen de Nadir Çiftçi'yi marke edeceksin. Güzel. Aynen öyle. Daha çok şut çekeceksin. Sevgili Budjema. Umarım şut çekecek. Boşlukları da buluruz Budjema'yla. Bu şekilde maça çıkacağız. Bir rakibimize bakalım. Şurada. Zahide biz zaten birebir de markaj veriyoruz. Buna gerek yok. Nadir Çiftçi'ye de veriyoruz. Buna da gerek yok. Murat'a pres yapıyoruz. Peki yapalım. Zahide pres yapıyoruz. Ona da yapalım. Onların hepsine tamamız. Murat Sipahioğlu o adam stoper. Stopere de yapalım yani pres birazcık. Ondan muhtemelen topu kaparız diye düşünüyorum. Ve bu şekilde maça çıkabiliriz. Diğer ayarlarımız, diğer şeylerimiz zaten aynı. Harun'u da kanat hücum olarak kullanacağız. Tamam, ondan birazcık daha genişlik bekleyeceğiz. Erkan'la Medeni harici bütün oyuncularımızın taktiğe inancı var gibi gözüküyor. Bu da bir avantaj bizim için. Ve umuyorum bu şekilde buradan galibiyetle ayrılırız. İyi giden formunuzu korumanız için sizden galibiyetten başka bir şey beklemiyorum diyelim çocuklara ve çok da fazla gerçi motive edemedik ama maça başlayalım. Haydi arkadaşlar, çok kritik bir maç gerçekten. Umuyorum bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Galibiyet almamız gereken bir maç. Galibiyet almamız gereken bir maç. Bravo Yekta, çok iyi girdi araya. Celal, Samet, Harun'la oynuyoruz. Harun, Samet'i gördük bir kez daha. Semih ortayı yapıyor. Burhan. Bravo Harun, nasıl kaçar bu gol? Henüz ilk dakikanın içerisindeyiz. Harun maalesef topu kalecinin üstüne vurdu. Köşe atışını kullandık Yekta ile ama o da etkili olmuyor. Semih ile devam ediyoruz. Atağımız orada sonuçlandı. Şimdi analizlere bir gelelim. İlk şutta zaten 0.28'lik XG'yi bulduk. Güzel bir şey. Bir kez daha Budjama iyi koştu oraya ama maalesef vuruşu yan taraftan dışarı çıkıyor. Ankaragücü'nün bir taç atışı var. Talha ile kullandılar. Çok iyi girdik araya. Bravo Budjama. Harun. Harun yatarak müdahale. Budjama. Mezak. Mezak'tan Celal. Celal'in arkasında önünde kaldı bir top. Önünde kalan bir top fazla hızlı gitti. Alır mıyız? Alamadık maalesef. Stoper o adam. O adam stoper çocuklar. Bravo Semih. Kalecimiz Vassian'a kadar geliyor. Vassian McLaughlin'le oynuyoruz. Mezak. Budjama. Burhan'a iyi bir pas. Haydi Burhan. Ali Eren'i gördük. Ali Eren bir kez daha buranı gördük. Buranın koşusu var. Samet
iyi indirdi. Celal Dumanlı Samet Yalçın'ın asistinde 3. golünü atıyor. Güzel. Güzel. 8. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Bravo Samet ve Celal işbirliği. Rakibin kalecisi de bu arada 7-0'lık bir reytingle başladı. Ona rağmen 1-0 öne geçmeyi de başardık. 3 tane şutumuz var. İkisi isabetli oldu. 0.71'lik XG'ye sahibiz. Budjem ortaladı. Burhan kafayı vuramadık maalesef. Yekta çok iyi açılan topa koştu. Simih güzel indirdi. Harun bu maçta etkilisin. Güzel. Celal. Güzel. Tacımızı kullanacağız şimdi Ali Eren. Burhan Budjam'a müthiş bir pas. Ali Eren'e. Burhan, Ali Eren. Yekta aman çok güzel topu kapıyoruz. Budjam'a tekrar Yekta ile oynuyor. Mükemmel bir orta. Harun'dan da gerçekten çok darbeli bir kafa vuruşu ama kaleci Akın çok iyi çıkardı o topu. Yekta ile şimdi bir köşe atışı daha yaptık ama Yusuf Abdioğlu tecrübeli stoper ön direkte topu uzaklaştırıyor ve Murat stoperden bozma kanat. Murat da sol kanatta. Niye böyle bir hamleyle çıktı acaba bu arkadaşların? Ankara Gücü'nün bir saniye. Şu Ankara Gücü'nün Murat burada ofansif ortası var. Arayibi var. Sakatlığı da yok bunun. Bu adam dururken ne? Yabancı ile ilgili bir sıkıntı var. 1-2 yok. Onunla ilgili de bir sıkıntı yok. 1-2-3-4-5 direkt bir şekilde ilk 11'de 4 yabancı zaten başlayabiliyor. Hiç anlamadım ben bu hamleyi. İlginç bir hamle. Mehmet Altıparmak'tı galiba. Hocamızın biraz kafası karışmış. Hocamız deneysel bir yaklaşımda bulunuyor. Stoperden sol açık. İlginç. Acaba defansif görevler verdi de kendisine Semih mi takip ettiriyor? Şöyle bir bakalım. Evet, oldukça defansif oynuyor gerçi kendisi. Yani diğer kanada göre birazcık daha geride. Oldukça defansif demeyelim ama diğer kanada göre birazcık daha geride ama yani yine de öyle bir şey beklemeyiz tabii ki. Pas kanallarımıza bakalım. Güzel, orta sahada gayet etkili bir şekilde pas yapıyoruz. Harun da bayağı önde pozisyon alıyor. Semih'in bir sarı kartı var. Nadir'in bir sarı kartı var rakipte. Dakika 37'ye girdik. 6,4 ile Mezak oynuyor. Geri kalan oyuncularda bir sıkıntı yok. Kanatlarını ve ofansif orta sahalarını kapamayı başardık. Şu ana kadar onlardan pek fazla verim alamadılar. Bu güzel. İlk yarıda neredeyse bitecek. Yusuf Abdioğlu'nun bir sarı kartı var. Evet, son dakikalar artık. İlk yarının son dakikaları. Harun iyi girdi içeri doğru. Bravo. Semih'i görüyor. Semih uzaklardan vurdu ama top üstten dışarı gidiyor. Burhan bu arada bu maçta biraz etkisiz kaldı. Ama onun yerini diğer arkadaşlar onu telafi ediyor. Şimdi gayet iyi oynuyoruz. 6-4-1-27 XG. %56 topa sahip olma. İsabetli pas sayımız da fena değil. O yüzden şu anda arkadaşlarımıza diyoruz ki bol bol gol fırsatı yarattık ve skor almayı başardık. Bu arada evet, beklenen değişikliği yaptı hoca. Arıyı bir aldı. Yani bunu zaten baştan yapmalıydı. Ben hiç anlamadım bu durumun neden böyle olduğunu. Şimdi biz bu Arıyı bir'e Geraldo'ya bir şey vermiş miyiz, vermemişiz. Şimdilik Arıyı bir'e de vermeyelim. Böyle bir devam edelim. Bakalım o arkadaş o kanatta biraz şey yapacak mı? Etkinlik yaratacak mı? Duruma göre bakarız. Şimdi Mehdi Budjema'nın da sarı kart görmesi kötü oldu. Hem Budjema hem Semih, iki tane defans bölgesindeki oyuncumuz birer sarı kart görmüş oldular. Bu bizim için tehlikeli. Ya rakibin stoperi ve santraforunda var sarı kart. Vassen'le ileri doğru çıkacağız ama Vassen çok kötü bir yere gönderdin topu. Erdi. Şimdi topla beraber çıkıyor. Arıyı çok iyi gördü. Arıyı topu dışarı gönderdi. Arıyı gerçekten çok iyi kaçtı orada. Yekta kullandık serbest vuruşu. Kaleci Akın'da kalıyor top. Bir sarı kart daha var Ankara Gücü'nde. Geraldo alır mıyız? Bravo. Bravo Mezak. Burhan çok güzel. Harun yapar mısın golü? Akın müthiş uzandı. Harun da şu ana kadar gerçekten gayet güzel bir performans sergiliyor. Umarım devam eder bu performansına. Bu arada Altay'da kendi sahasında 2-0 mağlup Ümraniye Spor karşısında. Altay'da geçen sene Süper Lig'de oynayan bir takım. Oradan geldiler. Şimdi Burhan 6,4 ile oynuyor. Şu anda Burhan'ı
Artık oyundan alabiliriz. Kendisini daha fazla yıpratmayalım bu maçta. Belli ki şu anda sıkıntı yaşıyor. Bu arkadaşımızı da kanat hücum yapalım. Semih Karadeniz şu anda biraz fazla yorulmuş gibi ama onu almayı düşünmüyorum. Birazcık daha maçın ilerlemesini bekleyelim. Bir şöyle bir 75. dakikalara kadar gelelim. Çünkü iyi de oynayan bir Semih Karadeniz var. Bir de takımın önemli oyuncularından bir tanesi Zahit. Serbest vuruşu kullandı Arıyı. Çok etkili bir orta yaptı. Tehlikeli bir atak devam ediyor halen. Ali Yusuf Abdioğlu. Nadir Arıyı. Bu Arıyı biraz sıkıntı yaratabilir. Atakan Talha. Şimdi şöyle yapalım. Biz Semih'in yerine bir Medeni Bingöl değişikliği yapalım. Bu Medeni Bingöl'e de destek yapalım. Ve bu arkadaşımıza da Arıyı biz birebir marke ettirelim. Oradan Arıyı'nın ben tehlikeli olacağını düşünüyorum. Semih çok yorgun. Semih'in yorgunluğundan biraz faydalanıyorlar gibi geldi bana. Ters ayaklar ikisi de güzel. Nadir etkili değil. Zahit yani 6,8 çok zayıf olduğunu söyleyemeyiz. Ali Eren biraz zayıf oynuyor. Samet iyi oynayan diğer oyuncumuz, o da yoruldu. Samet'in yorulması da çok iyi bir durum değil açıkçası bizim için. Peki topu sakin bir şekilde alacağız şimdi Vahsen'le. Mezak Medeni. Mezak Samet. Harun. Harun topu Talha'ya veriyor. Yapma Harun. Evet Akın uzun oynadı. Kim Medeni o topu almalıydık. Zahit şu anda Akın'ını devam ettiriyor. Zahit Talha'ya döndü. Talha Zahit. Aman arkadaşlar şu topu çıkartalım. Talha Emre çok tehlikeliydi. Budjama, Samet ikisi de çok yoruldu. Orta saha direncimizi arttırmamız lazım. Şimdi buraya Halil İbrahim'i koyalım. Halil İbrahim'i defansif orta saha kullanmak istiyorum. Daha çok şut çekiyi kaldırıyoruz. Zahit'i marke ediyoruz. Samet'in yerine de Atakan Keskin'le oynayacağım. Onda da çünkü iki yönlü orta saha rolünü üstleniyoruz Samet'le. Hem hücuma hem defansa etkisi olacaktır. İki yönlü orta sahanın taze olmasının ve diri olmasının. Mezak ve Ali Eren'de umuyorum sıkıntı yaşamayız. Onlar şu anda gerçekten oyundan hem düştüler hem de fizik olarak yoruldular. Hasan Hüseyin Atakan. Talha şu anda sol kanattan bindiriyor Atakan. Tehlikeli bir orta ama Yekta ile topu aldık. Şimdi hücumumuz şekillenecek mi bakalım. Çok güzel bir pas Celal Atakan. Güzel. Medeni. Bravo. Harun'u görüyoruz. Harun'la çizgiye kadar indi Harun. Medeni'ye çıkardı. Halil İbrahim uzaklardan vurdu ama top savunmadan dönüyor. Tekrardan hatamızı şekillendireceğiz. Celal topu kaybediyor orada maalesef. Maalesef Celal orada topu kaybediyor. Nadir ve Bush değişikliği oldu. McLaughlin Celal'i iyi gördük. Celal Ali Eren'den iyi bir orta. Orada kafayı o şekilde vurursan Harun. Hiçbir şey yapamayız orada. Maçın artık son dakikalarına doğru giriyoruz. 1.63'lük bir XG'miz var. 0.72'lik XG de Ankara gücünde. Mezak çok kötü oynuyor gerçekten şu anda. Mezak çok kötü oynuyor. Maçın son dakikaları. Şimdi birazcık tempoyu düşürüp birazcık da zaman geçirmeye çalışalım ve savunma hattımızı bir tık geriye çekelim. Savunma arkası koşu yemeyelim. Bir de özellikle geçiş oyununda tempoyu düşürelim. Pozitif futboldan vazgeçmeyeceğim. O pozitif futbol olarak anlayışımız kalsın ama onun haricinde ufak 1-2 ayar yapmış olalım. Altay bu arada birinci golü buldu Emre. Çok tehlikeli geldiler. Kaleci Vassen. Mezak'tan beklemeyeceğim bir performans gerçekten. Ali Eren. McLaughlin'i görüyoruz. Halil İbrahim. Atakan Keskin. Atakan'dan çok güzel bir pas. Ali Eren iyi koştun. Şutunu çekersin. Kaleciye pas verdin sevgili Ali Eren. Olsun. Bindirmesi gayet iyiydi. Topu alamadık maalesef. Zahit Atakan. Harun sakatlandı bu arada. Dakika 90 artı
İnanılmaz bir top direkten döndü gerçekten. Dakika 90 artı 4'e girdik artık. Maç bitmek üzere. Evet, taçı kullanacak Ankaragücü ama taçı kullandıktan sonra artık sanıyorum bu. Bravo Vassen. Bir kez daha topu karşılıyoruz. Savunmada gerçekten çok yorulduk ama 1-0 kazandık. Gerçekten zorlu bir maçtı. Momentum maçın başında çok net bir şekilde bizdeydi ama sonrasında Ankaragücü'nün bir miktar daha hakim olduğunu görüyoruz ama XG tarafında 1.90'lık bir XG ile maçı önde tamamladık. 15 şut 9'u isabetli, rakibin 9 şutunun 2 isabetli oldu. İkisi isabetli oldu. Biraz fazla yorulduk ve hırpalandık. Celal'in çok güzel bir performansı ve bir de golü vardı. Özellikle iki tane de mutlak gol fırsatı yarattı sevgili Celal. Rakiple de özellikle kanatlar çok iyiydi ama Arı bir oyunun ikinci yarısında oyuna girdi. Dolayısıyla o ilginç bir durum. Rakip kaleci de bu arada bayağı iyi. Aynı şekilde Vassen de 7,4 ile iyi oynadı. Kafa kafaya bir maç oldu ama kazanmamız çok önemliydi. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız diyelim. Ve bu galibiyetle ikinci sıraya yerleşiyoruz. Kayserispor'un 2 puan gerisindeyiz. Bir maç eksiğimiz var. Gizli liderliğimiz devam ediyor. Basın toplantısına hemen geçelim. 20 maçtır kendi sahanızda ilgi yüzü görmediniz. Elde ettiğimiz başarıların temelinde kendi sahamızdaki iyi futbolumuz var diyelim. Bugünkü mükemmelliği Celal bugün kusursuzdu. Ali Eren gerçekten güzel maç çıkardı. Şöyle diyelim. Bodrumspor sezonki gollerin çoğunu ilk yarı ve ikinci yarının başlarında kaydetti. Daha adam akıllı bir sorunuz vardır herhalde diyelim ve çıkalım bu basın toplantısından. 5. galibiyetimizi aldık üst üste. Gayet güzel bir giriş yaptık 1. lige ve devam da ediyoruz. Şimdi Zonguldak Kömürspor'la oynayacağız. 7 haftanın sonunda ikinci sıradayız. Bir maç eksiğimizle. Evet, Zonguldak Kömürspor. Atilla Yıldırım 4 gol. Erman Herman 2 asist, kanat oyuncusu. Kerem Pala 1 gol, o da kanat oyuncusu. Rakip belli ki genişi kullanacak. Şahin Ali 1 asist. Emre Yakut'un da neymiş o? 4 asisti var. Doğukan gol asist yok. Nurullah 1 golü var. Rakip Kırklareli Spor'a karşı çok da etkili oynayamamış. Yani ortada bir maç olmuş diyelim. Daha doğrusu ikinci yarıda belki birazcık daha üstünlüğü ele almışlar. Pas tarafında bol pas yapan grupta, isabetli paslaşan grupta ki zaten belli gayet Van Spor'u andıran bir grafik var. Geçen sene hep Van Spor'u izliyorduk. O şey görüyorduk hep o analizlerde. Çünkü o fikstürü, Van Spor'un fikstürünü takip ettiğimiz için Van Spor'un da hep iyi pas tablosunu görüyorduk. Bu arada Kırklareli 1.84'lük bir XG yakalamış. Dolayısıyla çok etkili olamamışlar Kırklareli maçında. Türkiye Kupası 3. turunda da Zonguldak deplasmanına çıkacağız. Şimdi Antalya Hatay maçı 1-1 beraber bitti. Güzel playoff maçında bir puan kaybı daha. Daha doğrusu 2 puan da, iki takım da ikişer puanı bıraktı. Toplamda 4 puanlık bir kayıp var orada. Her iki rakibimizin de 2 puan kaybetmesiyle birlikte. Altay bu arada 5. sıradaki Altay puan kaybetti. O da bizim için iyi bir durum. Bir maç eksiğimize rağmen 3 puan öndeyiz. Onun haricinde üst sıraları ilgilendiren şu an için başka bir durum yok. Ankaragücü'nü biz zaten yendik. Onlar da 10. sıraya kadar düşmüş oldular bu mağlubiyetle birlikte. Evet. 19 yaşaltımız güzel. 19 yaşaltımız çok iyi performans sergilemeye devam ediyor ki orada da aslında önemli oyuncularımızın çok büyük bir kısmını göndermiş olmamıza rağmen Tahsin Tam çok etkileyici sonuçlar almamızı sağlayan taktiksel revizyonumuzu övmüş. Biz de Tahsin gibi isimlerden övgü almak gururlandırır diyelim. Biz de kendisini birazcık övelim, gururlandırmaya çalışalım sevgili Tahsin hocamızı. Cenk'in kiralık sözleşmesi pozisyon oynasın. Pozisyon dışında muhtemelen ters kanatta oynuyordur. Sıkıntı yok. Ankaragücü maçı ile ilgili raporlar geldi. Rakip takım da çok fazla pas yapamadı. Biz de çok çok iyi pas yaptığımızı söyleyemem ama önemli olan rakipten daha iyi pas yapabilmekti ve daha fazla gol beklentisi üretebilmekti. Bunları da yaptık. Berkan'ın sakatlığı zaten bunu biliyorduk. Şunu da gelen kutusuna gönderelim ve devam edelim hızlıca. Zonguldak Kömürspor analizi de gelmiş. Asist bölgelerine bakıyoruz. Zonguldak'ın attıkları gollerde 2 gol kanattan gelmiş, ortayla gelmiş. Yenilen gollerde de
direkt kanatlardan gol yemişler. Yani aslında yani şurada 4 gol de merkezden var. Yani şunu çok saymazsak iki tane kanat oyuncusu olduğu için merkezden çok fazla, gerçi asistler merkezden gelmiş oluyor. Demek ki fazla orta yok. Neyse, bakacağız. Hoca da zaten çok ciddi bir rotasyon öneriyor. Biz de onu yapacağız zaten, rotasyonumuzu. Buraya Musa hocamızı yollayalım. O da bir basın karşısına çıksın. Bakalım neler söyleyecek sevgili Musa hocamız. Türkiye Kupası'nda da yardımcı antrenörümüzü televizyona göndermiş olalım. Daha doğrusu maç televizyonda değil gerçi galiba, ama basın karşısına göndermiş olalım diyelim. Vahsen'in yaptığı katkılar Musa Öztürk'ü memnun etmiş. Güzel. Hocamız Vahsen'le ilgili güzel şeyler söylemiş. Zonguldak raporuna zaten bakmıştık. Transfer önerileri var. Transfer önerilerin özeti var. Bunları değiştirmenin hiçbir anlamı yok. Durup dururken oyuncuların moralini bozmaya, takımın kimyasını bozmaya hiç gerek yok. Şimdi takım seçimimize gidelim. Sadece önümüzdeki maç diyelim ve değişikliklerimizi yapalım. Vahsen'in yerine Bahri, Semih'in yerine Medeni'yi, Teddy Mezag'ın yerine Süleyman Özdamar, McLaughlin'in yerine Özgür Yılmaz, Ali Eren'in yerine Bahadır, Mehdi Budijama'nın yerine Halil İbrahim Sevinç, Halil İbrahim Sevinci de kim? Oğuzhan Demirci, ofansif orta saha merkezde, güzel. Halil İbrahim Sevinci defansif orta saha destek yapıp daha çok şutu da kaldırıyorum kendisinden. Evet, sonrasında Samet'in yerine Atakan Keskin, Yekta Kurtuluş'un yerine Erkan Zengin, Harun Kavakdere'nin yerine Omar'ı alacağım, oraya bakacağım. Burhan'ın yerine Güray, Güray'ı da kanat oyuncusu hücum yapalım. Şimdi Harun, Omar İmer'i, evet, oynayabilir durumda. Omar'ı almamız lazım oraya. Nasıl yapabiliriz onu? Nasıl yapabiliriz onu? Şimdi Erdi zaten var. O yüzden Halil İbrahim'in yerine en kötü Erdi'yi alırım. Burada Mehdi Budjaman'ın yerine Omar'ı oyuna alalım. Omar'ı da buraya yerleştirip onu da kanat destek yapalım. Tabii ki Güray'ı da kanat oyuncusu hücum yapacağız. Şimdi bu şekilde bir çıkalım. Pardon, bir de Celal var. Celal de artık çok yoruldu. Onun yerine de Berk Ünsal'la direkt başlayacağız. Celal'i yedeğe bile almayacağım. Çünkü burası, buradaki kurgu şu an gayet iyi. Direkt 11 oyunculuk bir rotasyon yapmış olduk. Biraz fazla tabii bu 11 oyunculuk rotasyon, ama sene başında kurduğumuz kadronun buna biraz müsait olduğunu düşünüyorum. Çünkü her oyuncunun direkt birebir rol olarak birebir karşılığını bulduk. Yani oyun tercihi olarak da oyuncu rolü olarak da hepsi uygun diye düşünüyorum ve iki farklı 11'inde sahaya sürülebileceğini düşünüyorum. Tabii tek sıkıntı aralarındaki uyum. Umuyorum o uyumla ilgili bir problem olmaz. Orayı da eğer sıkıntısız aşarsak hem rotasyon yapıp hem de bu maçtan galibiyet alıp Türkiye Kupası'nın 4. turuna yükseliriz diye umuyorum. Yükselmemiz gerekir. Yönetimin de bizden beklentisi zaten bu yönde. Sanıyorum minimum 4. tur veya 5. tur bekliyorlardı. Dolayısıyla bu turda elenirsek çok büyük olasılıkla yönetim beklentisinin altında kalmış olacağız. Türkiye Kupası hedefi için söylüyorum. Peki, şimdi Süleyman'la bir atak geliştireceğiz. Halil İbrahim güzel. Omar'ı görüyoruz. Omar aşağı doğru indi. Güray'a çıkardı. Güray'ın kafa vuruşu etkisiz. Sinan, kaleci Sinan topu rahat bir şekilde alıyor. Degajını yaptı. Süleyman çok kötü indirdi. Herman da içeri doğru iyi girdi ve diğer kanattaki oyuncusuna ortayı yaptı. Şimdi bu arkadaşların ikisi de kanat oynuyor. Şuraya birazcık motivasyon bırakalım. Güzel. Medeni ile tacı kullandık. Erkan, Berk. Bu arada şeyi unuttuk. Şunu hemen değiştirelim. Özgür pasör stoper değil, standart stoper olacak. Süleyman, Medeni, Halil İbrahim. Bravo. Berk. Erkan. Güzel düşünce ama Omar'ın birazcık önüne düştü top. Süleyman da çok kötü bir pozisyon aldı gerçekten. Yani rakip santraforu göz göre göre
önüne geçirdi sevgili Süleyman Özdamar. Köşe atışı kullanıldı. Karşılıyoruz. İmeri topa koştu. İmeri yaptı driblingini ama oradan biraz zor gibi eşlik eden sadece kim bu? Göremedik. Neyse devam. Erman ve Kerem ikisi de iyi oynuyor. Şöyle biz rakibi kanatlardan oynamaya zorlamayalım. Birazcık tam tersini yapalım. Bakalım oradaki etkinliklerini azaltabilecek miyiz? Çünkü ikisi de geniş alanda oynuyor. En azından biri geniş biri dar olsa biz kompaktlığımızı koruyalım diyeceğim ama şimdi rakibin iki kanat oyuncusunun ikisi birden geniş olanı kullanınca rakibi birazcık merkezde oynamaya zorlayalım. Bakalım ne olacak? Bence faydalı olacak. Halil İbrahim kullandık olmadı. Atakan'la devam edeceğiz. Omar yine çizgiye doğru gitti. Atakan'ı görüyor. Medeni Halil İbrahim şut bölgesinde Erkan Berk güzel bir şut çekti ama orada tribünde top isteyen bir taraftarı kırmadı sevgili Berk. Taraftar tribünlere doğru yolladı topu. Şimdi rakibin bir taç atışı var. İçeri doğru geldi Erman. Vuramadı Atakan güzel. Kontrayı yapabilecek miyiz? Yapamadık maalesef. Yapamadık. Berk'in pas tercihi kötüydü ama iyi araya girdik. Halil İbrahim Erkan. Erkan'dan mükemmel bir pas Berk'e. Berk bitirir misin? Berk yine aynı işi yaptı. Paso tribünlere yolluyor topu sevgili Berk. Bu arada Erkan'ın pası da gerçekten muazzamdı. Kerem 6.7'den 6.6'ya düştü ama Erman Herman'da herhangi bir düşüş yok. O hala etkili oynamaya devam ediyor gibi gözüküyor. Omar, Medeni, Halil İbrahim, Atakan, Halil İbrahim, Erkan, Özgür, Bahadır'ı görüyoruz güzel, Güray, Bahadır, Özgür, Süleyman, Halil İbrahim, Atakan, İmeri'yi gördük çizgide. Bravo Atakan, çok güzel bir pas. Medeni'den iyi bir bindirme, Atakan da bindirdi, sonra da İmeri bindirdi. Çok güzel rotasyonlar yaptık. İmeri içeri doğru girdi. Berk'i gördük. Atakan arkaya ama şu kafa vuruşları çok zayıf gerçekten. Bu arada o topu da ilginç bir şekilde kaleci diz kapağıyla çıkardı. Hiç gerek yoktu yani öyle bir topa yatmasına. Şu anda bizim duran toplarımızı neden acaba Ali İbrahim kullanıyor? Nerede şey? Sevgili Erkan sen kullansana burayı. Tabii. Hücum dos. Hayır ne gerek var buna? Sevgili Erkan sen kullan. Sen de şuraya gel. Erkan Zengin gibi bir duran top üstadımız varken Halil İbrahim'in duran topu kullanmasını hiç anlayamadım gerçekten. Güzel. Berk Omar'ı iyi gördük. Omar Süleyman. Süleyman'dan alamadık o topu maalesef. Bravo Süleyman. Omar İmeri. Halil İbrahim. Atakan. Medeni çok güzel. Berk. Halil İbrahim. Berk'i iyi gördük. Berk. Oradan öyle bir şutla yer mümkün mü? Güzel. Yüklenmeye devam ediyoruz. Rakibin şu anda çok öne çıkan bir oyuncusu yok. Kalecisi hariç. Topa çok fazlasıyla sahibiz. 0.56'lık XG'miz var. 0.62 oldu. 19 ortamız var. 8 isabetli. O departmanda da iyiyiz. Berk, Atakan, Erkan. Çok güzel bir paslaşma oldu. Berk yine çok iyi verdi ve içeri doğru kıvrıldı ama maalesef boş kaleye gönderemedik. Erkan'dan köşe vuruşunu gördük ama Erkan da özgür atamadı. Koşacak hali yok ki. Pasları çok iyi ama işte. Pasları gerçekten muazzam. Sevgili Erkan'ın. Erkan bir kez daha topla buluşuyor. Şimdi Halil İbrahim, Özgür, Süleyman'ı görüyoruz. Süleyman, Bahri, Can'a, Özgür, Süleyman, Atakan, Berk. Atakan çok güzel. Kimi göreceğiz? İki oyuncumuz ileri doğru çıktı. Şu Atakan mı? Omer İmeri'ymiş. Güzel. Özgür Berk. Şurada Atakan boş. Berk bir kez daha topu tribüne yolladı. Koleksiyon yapacağız galiba orada Berk. Kerem'i bayağı bir azalttık bu arada. Evet. Rakibi geniş alanda savununca yani merkezden
Oynamaya zorlayınca kanattaki oyuncuların etkinliğinin çok net bir şekilde düştüğünü görüyoruz şu an. Çünkü biz onu yapmadan önce 6.7 veya 6.8'di Kerem. Erman 6.8'de ikisinin de düştüğünü görüyoruz. Hatta Kerem 6.5'lere kadar düştü. Güzel. Zaten rakibinde çok fazla atak geliştiremediğini görüyoruz. Güray içeri kadar iyi girdi. Kaleci Sinan. İyi çıkardı topu. Erkan'dan bir köşe atışı da Özgür ön direkte vurdu ama top üstten dışarı çıkıyor. Maçın ilk yarısı bitmek üzere. Artı birinci dakikanın içerisindeyiz ve ilk yarı sonlanıyor. Erkan Zengin'in iki tane mutlak gol pozisyonu girişimi var. Kerem 6.4, Erman 6.7'ye kadar düştü. Güzel. 0.94'lük XG'miz var. Çok güzel bir şekilde pas oyunumuzu oynuyoruz. Böyle devam. Ne diyelim çocuklara? Bugün topa sahip olma konusunda çok başarılıyız. Böyle devam diyelim. Hepsinin morali bir yükselsin. Şu anda sahada kötü oynayan bir oyuncumuz yok. Özgür'ün de gayet ratingi iyi durumda. 6.6 ile en düşük olan oyuncumuz o. Eyvah, eyvah. Çok kötü bir gol yedik. Müthiş bir serbest vuruş kullandılar gerçekten. Sonrasında Yılmaz dönen topu tamamladı. Emre'nin serbest vuruşu gerçekten çok etkili gitti. Yılmaz da dönen topu tamamladı. Çocuklar, biraz daha istekli ve arzulu oynayalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Süleyman Özgür, Bahadır, Erkan Güzel, Berk. Şimdi senin geniş alanda oynamanı istemiyorum. O yüzden seni biraz daha içeri kıvrılmanı istiyorum. Böyle bir hamle yapalım. Çünkü Berk orada hiçbir pas istasyonu bulamadığı için ve içeri kıvrılmadığı için kimse orada. Berk sürekli ceza sahası yayıç çizgisinden şutlar çekip duruyor, gereksiz şutlar. Şu kıvrılmalar işte önemli. Şu Güray'ın şimdi yaptığı kıvrılmalar önemli. Onları yapmamız lazım. Belki orada bravo bu arada. Bir Burhan değişikliği de gelebilir ama iyi girdi savunmacı oyuncu Omar'ın önüne. Erkan'la köşe vuruşunu kullandık. Özgür'ün kafa vuruşu, top dışarıya gidiyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten güzel bir atak yaptılar. Güzel bir atak geliştirdiler. Yani. Bir de kırmızı kart gör. Kim o ya? Adam arkadan çift tabanla giriyor resmen. Şimdi Özgür çok iyi oynamıyor. Şu Özgür'ün yerine bir şuraya bir McLaughlin'i bir alalım. Pasör, stoper, savunma diyelim sevgili McLaughlin'e. Güray'dan katkı alamıyoruz. Şuraya bir Burhan'ı bir koyalım. Bir de şu Atakan'ın yerine Samet Yalçın'ı oyuna dahil edelim ve bu şekilde devam edelim. Kerem yoruldu, Erman yoruldu, Atilla yoruldu artık. Şimdi Bahadır'la tekrardan çıkıyoruz. Burhan çok güzel bir pas Samet'e. Samet önü kapandı ama maalesef sürekli bugün topu tribünlere attık. Yani bu aşamada elenmememiz gerekir. Alalım artık o topu sevgili Semih. Pardon Medeni. McLaughlin'le karşılıyoruz. Top taca kadar çıkıyor. Şöyle rakip ceza sahasına paslaşarak gir. Evet açık değilmiş. Onu bir açalım şu anda.
Paslaşarak girmelerini isteyelim. Rakip kaleciye topu iade ediyoruz. Güzel. O da sanıyorum bize geri iade etti. Evet, Medeni ile tekrardan hücuma başlayacağız. Erkan, Burhan, çok güzel gördük Samet'i. Samet, şu golü yapabilecek misin? Samet, bu golü yapabileceksin. Burhan'dan da güzel bir pas. Samet de mükemmel bir koşu yaptı. Ceza sahasına ve topu kalecinin altından, işte şurada özellikle Erkan'dan Burhan'a, Samet'in koşuya başladığı yeri görüyoruz. Uyuyor sevgili Yılmaz. Ama tabii o aklı Berk'te onun. Berk'in bu derine gelmesi Samet'e bir alan açıyor. Samet de bekle stoper arasında, orada Bek'in de bir hatası var ama tabii onu da Omar İmer'i birazcık manipüle ediyor. Samet de giriyor. Çok ilginç bir şekilde kalecinin aslında kapattığı yere, uçtuğu yere vuruyor ve top yine de ağlara gidiyor. Güzel bir gol oldu bizim için. Burada umuyorum ikinci golü de buluruz. Bu maçı da kazanırız. Çünkü çok kritik bir maç bizim için. Şahin Ali, Emre, Emre'den bravo Bahri, bravo Bahri. Şimdi şöyle yapalım. Bu sürekli savunma arkasında kaçırma eğilimimiz var. Medeni'yi destek yapmayacağım ama savunma çizgisini birazcık geri çekeceğim. Böylelikle bu savunma arkası kaçışların da, özellikle şu Erman Herman'ın savunma arkasına yaptığı koşulları da bir tık engelleyebileceğiz diye düşünüyorum bu şekilde. Burhan iyi ortaladı. Berk'in topu direkten dönüyor. Bir daha oynayacağız. Burhan aradan görmeye çalıştı ama koşu yapamadı Erkan. Evet, şu anda bakalım yorgunluğu olan başka bir oyuncumuz yok. Medeni, Halil İbrahim, onlar zaten ilk 11 değil. Bravo McLaughlin. Erkan Zengin'in ortasında McLaughlin kafayı vuruyor ve 2-1'e getiriyoruz maçı. Şimdi Medeni 7-0'la oynuyor. Omar'ın birazcık yorgunluğu var ama Omar'ı, ya da şöyle, Omar'ı şu anda daha fazla yormak istemiyorum. Buraya Harun'u alacağım çünkü bir sonraki lig maçında Omar'ı kullanmak istiyorum ve ondan dolayı Omar'ın birazcık daha diri kalmasını istiyorum. 2-1 öne geçtik. Bu çok iyi oldu. Rakibin özellikle savunma arkası koşullarında bertaraf edeceğiz diye umuyorum. Derken yine bir savunma arkası koşusu yedik. Yani Süleyman. Rezalet ya. Yani adamın önündesin be kardeşim. Yani şurada şu adamın önündesin. Top ayaktan çıkarken ki şu mesafe. Tabii bu adam şu an momentumunu almış gidiyor ama Medeni de tabii orada toparlayamıyor. Yani çok net bir şekilde hızıyla sirklese etti. Toparlayıcı oynuyorsun bir de yani. Sen çok mu hızlısın? Nerede sevgili Muhammed? Hız 5-11. Yani yapma gözünü seveyim ya. Olmaz yani Süleyman. Ne oldu burası? Tüm maça geçtik. Niye böyle oluyor ki bu? Geniş özet. Böyleydi, tamam. Burhan Harun'a çeviriyoruz. Harun Berk kafayı vurdu ama top kalecinin üstüne gidiyor. Bu arada Yekta'yı belki almamız iyi olabilir. Penaltıcılara bir bakacağız. Gerçi daha var. Daha var. Şimdi birebirindeyiz. Süleyman çok fazla kaçırıyorsun. Ben birebir vermeyelim. O çok kaçırıyor. Acayip kaçırıyor. Yani mezak da yok bir de oyunda. Güzel. Güzel. Haydi bakalım Bahadır. Burhan'ı görüyoruz. Burhan tek başına kaldı orada. Bir yardıma giden kimse yok. Ali Eren de yok. Ali Eren nerede? Gerçi içeri kıvrılmış birazcık daha Samet. Medeni'yi gördük. Medeni'yi içeri doğru çevir ortaya. Berk'e çevirdi. Medeni Bingöl bravo. Berk. Bravo çocuklar. Yani şu sıkıntılı maçta neyse ki 3. golü bulduk. Bu arada bayağı da çekişmeli, paralel giden bir XG eğrisi var. Şimdi oyuncu değişikliği hakkımız sanıyorum şu an için yok. Güzel bir pas oyunu oynamışız bu arada. Evet, dakika 87'ye geldik. Rakibin olayını biliyoruz. Rakibin olayı tamamen savunma arkasına koşu. Dolayısıyla
Birazcık daha geri çekelim, zaman geçirelim ve tempomuzu düşürelim. Aynı şekilde geçiş oyununda da tempoyu düşürelim ve bu şekilde maçın sonunu getirmeye çalışalım. Hadi bir köşe vuruşundan da rahatlarsak dördüncü golü bulup çok daha iyi savunma yaparız. McLaughlin'e vurdurmadılar bu sefer. Yılmaz'la hücuma çıkacaklar. Aman çocuklar. Aman Bahadır, bravo Bahadır. Bahrican da gayet iyi performans sergiledi. Erkan, Samet, Berk'in koşusu var. Berk. Berk gelir mi? Berk kalecinin üzerine vurdu. Bravo, olsun. Olsun. Erkan Zengin'den de 9 tane şut pası gelmiş. Gerçekten merkez orta sahada mükemmel bir katkı verdi kendisi. Burak Bahrican çift yumruk. Bahadır'la uzaklaştırıyoruz. 90 artı 2'nin içerisindeyiz. Hakem artı 5 vermiş bu arada. McLaughlin, Berk, Burhan, Samet'i gördük bir kez daha. Samet'in şutu yine Sinan'da kalıyor top. Erman. Şahin Ali çevirdi. Serkan Kenter. Dakika 90 artı 4. Burhan'la alıyoruz. Sakin çıkalım. McLaughlin güzel gördük Medeni'yi. Berk'i, Samet'i şuradan buranın koşusu var. Top Buran'la buluştu. Gayet güzel. Berk Ali Eren'i mi göreceğiz? Yok, orada Bahadır var zaten ama. Şimdi topu çok kötü yerde kaptırdık. 4'e 2 gelişen bir rakip hücum. Umarım şut çeker. Şut çekti, güzel. Bravo Bahri. Son 45 saniye artık. Son 45 saniye artık. Yine top Serkan'da. Yine Herman'da. Bravo Ali İbrahim. Berk. Topa basalım Berk. Harun. Süleyman. Son saniyeler artık. McLaughlin. Berk indirdiğin yerde Buğra var. Dakika 90 artı 5'e geldi. Süleyman'ın hareketi de kırmızı kartlık harekete çok yakındı. Ve neyse ki. Gerçi maçın tamamında üstüne oynamışız. Sadece başındaki bir sekans. Bir de şurada çok ufak bir. Bu artık berabere bile sayılır. Üstüne oynayarak geriye de düştüğümüz maçta 3-2 kazanmayı bildik. Güzel. Oyuncularımız da gayet diri kaldı. Bu da çok iyi oldu. Hem rotasyonumuzu yaptık. Hem bu arada Erkan Zengin'i bu bölgede cidden değerlendirebiliriz mutlunun yerine. Hem rotasyonumuzu yaptık. Hem de Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktık. Çok iyi oldu bu bizim için. Tebrikler beyler. İyiydiniz diyelim çocuklara ve onların da motivasyonunu artıralım. Zonguldak deplasmanından da galibiyetle dönüyoruz. Çok önemliydi bu maç gerçekten. Üçüncü tur maçını kazandık. Erkan'ın performansı. Bravo Erkan. Musa Öztürk'ü yine yollayalım. Bu maçın hem bitişinde hem başlangıcında hem bitişinde basın toplantısını hocamız yapmış olsun. Türkiye Kupası'nda Musa Hoca'yı görevlendirmiş olalım basın toplantılarında. Evet, Güray Vural da pozitif tepki vermiş. Ne demiş hocamız? Geri dönüş dediğim böyle olur işte. Ağzınız kulaklarınızda olmalı sorusuna hem taraftarlarımızla hem oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçı kazanacağımıza inandılar ve çabalamaya devam ettiler. Aferin hocam. Musa hocamın da gayet güzel bir demeci olmuş. Ve bu maçlarla beraber önce kendi sahamızda Ankaragücü'nü 1-0 yendik. Zorlu bir maçtı. Sonra Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 3-2 yendik. O da full rotasyonlu 11 kişilik rotasyonlu bir maçtı. Güzel oldu. Bu maçlarla beraber bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Kanala abone olursanız benim için çok makbule geçer. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.